25-26 Mart 1917 1. Gazze Muharebesi. 19 Nisan 1917 2. Gazze Muharebesi. 31 Ekim 1917 3. Gazze Muharebesi. Duydunuz mu hiç? Arkadaşlar tarih okuyan falan var mı? Gazze Muharebelerinden haberiniz oldu mu? Hiç duydunuz mu? Çanakkale'de tokadı yedi İngiliz. Çanakkale geçilmez oldu. Soluğu ne hikmetse geldi Mısır üzerinden. Gazze önlerinde aldı. Yanlarında Fransızlar var. 25-26 Mart Gazze'ye hücum ettiler. Binbaşı Rahmi 125. 16. alaya 16. tümene bağlı 125. alayın komutanı. Gazze'yi 125. alay koruyor. Geldiler püskürttü. Dedi lan ne oldu bu İngiliz'e? Nereden çıktı bunlar? Hemen İsbaba Ali'ye rapor. Telgraflar. Çok geçmedi. 25-26 Mart'tan sonra 19 Nisan'da tekrar tevessül ettiler. Gazze önlerinde İngilizlerle çarpışıyor. Teçhizat azaldı. Asker şehit sayısı var. Allah Allah. Baba Ali'ye bilgi gitmiş. Endişesi arttı. Bir hareket yok. 4. 7. 8. kol ordular bölgede. 4. ordunun, pardon, ordular. 4. ordu Kudüs'te Cemal Paşa orada. 7. 8. ordular var. Hemen orada. Kuş uçumu bak, ok atımı mesafe. 19 Nisan tekrar geldi İngilizler. Binbaşı Rahmi subayları topladı çadırda. Dedi aslan parçaları. Yardım yakındır. Baba Ali olaydan haberdardır. Bak şimdi bu İngilizler ikinciye tevessül ettiler. Şu Şeyh Ali Muntar Tepesi var ya, Evliyaullah'ın yaptığı. 70 metre falan yüksekliğinde. Savaş bittiğinde 10 metre kaldı orası. Bombardımandan mahvettiler. Bu Şeyh Ali Muntar Tepesi'nin altından 8 tane tünel kazacaksınız. İngiliz mevzilerine dolanacaksınız. Operasyonu bitireceksiniz. Hadi göreyim sizi dedi. Mehmetçik 8 tane tünel kazdı. İngiliz arkadan dolandı ve İngiliz'i ağır zayiat verdi. Gazze'li kardeşlerimiz tünel kazarak hayatta kalmayı dedem Mehmetçik'ten öğrenmiştir. Hepsinin bir tarihi vakası var. Hayatta boşluk yoktur, kabul etmez. Neden ve sonuç ilişkisi vardır sadece. Sebepleri bildiği zaman o sonuçlar bile kutsallaşır gözünün önünde. Hayatta kalmak için domates geçirecek, lan ekmek geçirecek, vicdansız, alçak haysiyetsiz. Deniz suyu basıyorlar, deniz suyu içine. Bu kadar zulüm ya. Bir nefes borusu yani orada. Tank geçiyor. Yani Cumhurbaşkanı diyor, lan ne tank mı geçiyor oradan dedi ya. Domates ekmek geçirecek ya, bir koyun kuzu geçirecek ya. İngilizler ordu komutanlarını değiştirdiler. Edward Henry Allenby, Haçlı ordularının yeni komutanı olarak Gazze'ye geldi. Baktı ki binbaşı Rahmi olacak gibi değil. Teçhizat azalmış, asker sayısı azalmış, yaralılar artmış. Karar ordugâhta Mehmetçiği bir araya getirdi. Aslanlarım, koç yiğitlerim, bak bu D100 İngiliz Çanakkale'de yediği tokadın acısını unutmadı. İkidir Gazze önlerinde ettiğine bak sen. Evet, düşmanın gücü büyüktür ama Allah vallahi en büyüktür. Biz 16. tümene bağlı Gazi 125. alayız. Kafkaslardan Galicia'ya, Çanakkale'ye ne destanlar yazmadık mı? Baba Ali bilir ki Gazze düşerse Kudüs düşer. Yardım yakındır. Gazze düşmeyecek. 125. alayın gazi sancağı ya Gazze semalarında dalgalanacak ya hepimiz şehit olacağız dedi. 125. alayın yardımına hiç kimse gelmedi. Ve Gazze düştü. 31 Ekim 1917. Ordunun bir tanesi
50 bin Mehmetçi ve 5 bin top İngiliz'e ganimet bıraktı. O 50 bin esir Mehmetçi'yi aldı İngiliz'den nereye götürdü? Arakan'a götürdü. Moanya'ya götürdü. Ya. Orada mezarlıkları var biliyor musunuz? Arakan'da kavga başında mı? Senin dedenin şehit kanı var orada. 31 Ekim 1917'de Gazze düştü. 40 gün sonra 9 Aralık 1917. Yeni bin yılın Haçlı orduları başkomutanı Edward Henry Allenby yanında Lawrence'le birlikte Kudüs'e girdi. İki gün sonra 11 Aralık 1917'de Edward Henry Allenby Suriye, Şam'da Emevi Camii'nde Selahaddin Yusuf Eyyubi Hazretleri'nin kabri başına geldi. Kudüs'ü Haçlı işgalinden 1187 yılında kurtaran kahraman dedemizin kabri başına geldi. Sandukasının önünde durdu. Postallarıyla deden Selahaddin Yusuf Eyyubi Kürdi Hazretleri'nin kabrinin sandukasına tekme atarak kalk dedi ey Selahaddin yine biz geldik. Kalk ey Selahaddin yine biz geldik. Vallahi billahi tallahi Selahaddin Yusuf Eyyubi kabrinde kalkmıştır da sen ne zaman kalkacaksın genç adam? Kudüs'ün düşmesi Selahaddin'in zoruna gitmiştir. Kanına dokunmuştur. Uykusuz gecelerinin sabahıdır Kudüs Selahaddin'in. O vallahi kabrinde ayağa kalkmıştır da. Ey uyuyan ümmet, sen ne zaman kalkacaksın? Kalk ey Selahaddin, yine biz geldik. Evet, geldiler. Kudüs düştü, ümmet bitti.